Merhaba arkadaşlar, pratik matematik videosu. A eşittir 13 artı 26 artı nokta nokta 169 olduğuna göre A'yı tam bölen asal sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu tarz sorularda şöyle bir ifade görürsek, işte belli bir düzende toplana toplana gidiyor. Aklımıza hemen şu formülün gelmesi lazım. 1 artı 2 artı işte 10'a kadar topladığımızda biz bunun kısa yolunu, toplamın kısa yolunu şöyle buluyorduk. Sondakini alıyorduk. 10 çarpı 10 artı 1 bölü 2 diyorduk. Yani bunu şöyle formülize etmiştik. 1 artı 2 nokta nokta n'e kadar n çarpı n artı 1 bölü 2. Veya şöyle de olabilir. Fark etmez. Bölümün nerede olduğu. Bu şekilde bakabiliyorduk. Bu soruda da şimdi bir 13, 26, 39 var. Bunların ortak noktası 13'ün katı olması. Peki nasıl katı? Mesela bu 13'ün 1 katı, bu 13'ün 2 katı, bu 13'ün 3 katı. Böyle gidiyor. Şu 13'ün 13 katı. Demek ki aslında burada 13 parantezine alırsak ifadeyi 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 13'e kadar gidiyor. 13 parantezini almak ne demek? Şimdi tekrar kontrol ettiğimizde 13 çarpı 1 bu değeri veriyor. 13 çarpı 2 bu değeri veriyor. 13 çarpı 3 bu değeri veriyor. Bu şekilde parantezi alabiliyoruz. Şimdi elimizde bu ifade var. Bunun toplamını hesaplamak daha kolay. Niye? Çünkü şu kısmı az önce söylemiştim nasıl bulduğumuzu. Bunun kısa yolu, şu toplamın kısa yolu sondaki sayı çarpı onun bir fazlası 13 artı 1. Bölü 2 idi. Bir de burada çarpı 13'ümüz var. Şimdi bunun hepsini çarpmayacağız. Şöyle bir şey yapacağız. 13 artı 1, 14. Bunu silip 14 yazalım. 14 bölü 2 de 7. Bunu da silelim. 7 yazalım. Sadece 13 çarpı 7 kaldı. 13 çarpı 13 çarpı 7. Yani A sayısı 13 çarpı 13 çarpı 7'ymiş. Bunu da hesaplamaya gerek yok. İçerisindeki asal sayılar ne tam bölen? Bir 13 var, bir de 7 var. Çünkü bunların ikisi de asal olduğu için. 13 ve 7, 13 ile 7'yi topluyoruz. 20 sonucuna ulaşıyoruz. Bunu biraz daha uzatarak şu şekilde yapıyorlar. 13 çarpı 13'ü 13'ün karesi çarpı 7 diyorlar. Asal çarpanlar şu alt taraftakiler diyorlar. Öyle de görebiliriz. 13 ile 7 toplamı 20.